çok üniversiteler yaklaşık 20 aylık bir sürecin ardından tekrar yüz yüze eğitime başladı. Kapanmıştık pandemiden dolayı. Yani şu an okula geliyoruz. En azından daha iyi. Farklı geldi biraz daha kalabalık ortam olması. Güzel bir duygu, daha kalabalık bir ortam. Aşırı garip bir duygu. Yadırgıyor insan. Yani tam ortasındayım. Açılsa da olurdu, açılmasa da olurdu. Ders konusundan biraz daha mutlu etti tabii ki. Güzel, biraz değişik hissediyorum. Kalabalık. Ama bence öğrencilerin bu ortamı da görmesi gerekiyordu. En azından 2 yıllık okuyanların bir bu ortama girmesi gerekiyordu. Güzel, şimdilik böyle kalabalık ortamda olmak güzel bir şey. Heyecanlı oluyor. Bir de güzel yani, sosyal ortam. Hoş. Özlemiş miyiz? Özlemişiz. Konya'da Selçuk Üniversitesi yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler uzun bir aradan sonra yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak tedirgin olanlar da var. Vefat sayıları bayağı yüksek hala. Sağlık Bakanı da kendisi diyor. Önüne geçemeyebiliriz diyor bu dönemden sonra. Önlemler alındığı sürece bir şey olmaz ama işte biz de maskeyi takmayı pek sevmediğimiz için. Evet, bizim fakültemize girerken aşı durumu soruldu. Bunun haricinde PCR testlerine bakıldı. Ben bunun için pek endişelenmiyorum. Çünkü okula gelmediğimiz zaman da evde başka yerlere gidiyoruz. Salgın zaten bitmiyor. En azından aldığımız eğitim bence daha sağlıklı olmalı diye düşünüyorum. Ya beni şu an çok tedirgin etmiyor. Aşı olduğum için daha kafam rahat olduğunu düşünüyorum. Uzaktan eğitim mi, yüz yüze eğitim mi sorusunun cevabı ise öğrenciler için belliydi. Sonuçta evlerde kapanıyorduk. Yani çok fazla sıkıcı oluyordu. Bu şekilde en azından farklı aktiviteler, yüz yüze eğitim, bu bize daha iyi geleceğine inanıyorum. Uzaktan eğitim fayda sağlamıyor. Belirli kurallar altında evet, ama çığırından çıkacak olursa ben de istemem. Duyularım şu yönde. Bence tekrar kapansa benim için çok güzel olur. Uzaktan gayet güzel, rahat bir şekilde internetten bakar ama mis gibi geçtik sınavlara. Burada şimdi uzaktan eğitimde aldığım bilgilerle nasıl geçeceğimi kara kara düşünüyorum. Benim okuduğum bölüm uygulamalı derslere daha yatkın olduğu için ben açılması taraftarıydım her zaman. Uzaktan öğrenmek daha zor çünkü bir salı vermiştik var. Bence yüz yüze eğitim daha sağlıklı olur. Örgün eğitim her türlü devam etsin. Örgün eğitimi tercih ederim. Pandemi yalnızca öğrencileri değil, kampüs esnafını da çok zorlamıştı. Valla mutlu etti tabii ki, yetmez olur mu? Son 1,5 yıldan bir yana iş yapamıyoruz, yatıyoruz yani. Kapalı değildi ki, açık ama kapalı gibi bir şey. Yani normal işimizin 1/10'unu yapıyorduk. Üniversite açıldıktan sonra şu an normal düzene geldik inşallah. Mutlu etmez olur mu? Tabii ki bugünü bekliyorduk şimdiye kadar. Şükür. İşsizdi kardeş, şimdi açılması mutlu etti bizi. O devam etmese bizim işimiz gitmez.